15 günlük bir aradan sonra tekrar merhaba değerli izleyiciler. Gide Gide Karadeniz programının bu haftaki konusu balıkçılık. Balıkçıların sorunlarını dinleyeceğiz. Ne yapıyorlar? Ne gibi sorunlar yaşıyorlar? Çözüm önerileri nelerdir? Ve daha doğrusu balıkçılık bitiyor mu? Herkes şikayet ediyor. Balık bitti, denizde balık bitti, denizde balık bitti. Bir soralım onlara. Eğer bittiyse neden bitti ve çözüm önerileri nelerdir? Şimdi balıkçılar dinleyeceğiz. Paroz Balıkçı Barınağı'ndayız ve balıkçı arkadaşlarla beraberiz. Bir bakalım sorunları nedir, çözüm önerileri nelerdir? Onlardan dinleyelim. Kaç yıldır balıkçılık yapıyorsunuz? Aslında 80 yılından beri balıkçılık yapıyoruz. 30 yıl oldu. Evet. Peki ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Bu sorun burada... sorun şöyle, yeterli kurallara uyulmuyor, ufak balıkçının yanında olunmuyor, avlanma sorunları zamanında takip edilip ona göre yönlendirilmiyor. Burada balık pazarlama sorunu var, zaten balık yok, bütün ufak balıkçının yansı konuşan yok, hep büyük tekneler açısından konuşuluyor. Yani sorunlar ona göre mi çözülmeye çalışılıyor? Şimdi sorun değil mi? Burada asıl gelip burada ufak balıkçılıkla uğraşıp da ufak balıkçıya böyle gelip sizin gibi danışılıp dinleyip derdini uygulayan yok. Büyükler lan. Büyük zaten büyük. O senin benim derdimi dinlemez ki. Bu benzeri bir hayvancılık. Adam diyor ki doğuda işte şuna şimdi bir hayvancılık olayı var. 50 dönüm arazim olacak. Ya 50 adam orada bağırıyor. 50 dönüm arazim olsa benim koyundan ne işim var diyor. Bizim de böyle büyük teknemiz varsa ufak şeyler. Yani şimdi biraz sonra belki burada olsanız görürsünüz. Ağımızı kaldırıp gezeceğiz. Kayık başı 5 kilo balık var veya yok. Peki neden balık? Yani Karadeniz'de balık tükendi. Bilinçsiz avlanma. Bilinçsiz avlanma. Başta bilinçsiz. Şöyle alayım size. Başta bilinçsiz avlanma. Bilinçsiz avlanma. Yani. Bilinçsiz avlanma. Yani şimdi biz şu anda kendimiz en basiti en düşük ağ gözü yani 14 milim ağ kullanıyoruz. Neden? Çünkü yok. Kaçanı kovalamak zorundayız. Benim geçimim sadece balıkçılık. Ben 52 yaşındayım. Balıkçılıktan başka bir mesleğim yok. Buradan gelirim benim. Bu işi yaptığım için ben kaçanı kovalamak zorundayım. Bunun takibi yok, takibi. Pardon, isminiz neydi? Hüseyin Yılmaz. Hüseyin arkadaş, bilinçsiz avlanma diyorsunuz da sonuçta avlanan sizlersiniz. Aynen öyle, evet. Ama bizim yani bundan başka bir mesleğimiz olmadığı için biz kaçanı kovalamak zorundayız ve ufak balık tutuyoruz. İşin doğrusu bu. Ama bu biz de bir nedeniz bunun içinde ama bunu şu anda mesela balık yok. Hala gırgırlar çalışıyor. Tuttukları balık, yani denetim yok. 100 kasa balığın içinde en az 30-40 kasası ince istavrittir. Şu kadar istavrit. Onu atıyorlar denize. Yani onu onlar kırıyor. Yani onlar aslında onlar için de büyük sorun ama mecbur onlar da işte kaçanı kovalamak zorunda olduğu için. Böyle üniversitelerde bilimsel olarak bu işlere bakmak değil. Geleceksin buraya, burada balıkçının sorununu dinleyerek bunlara bir çözüm bulacaksın. Denizde tekneye bineceksin, bizden denize gireceksin, olayı yerinde göreceksin. Olayı yerinde. Yani şu anda büyük tekneler, tabii onların da kayığında 20-30 kişi ekmek yiyen arkadaşımız var. Onlar da sonuçta bizim gibi bize küçükten gelip oraya gitme. Ama şu anda şu kadar kraçayı tutup yarısını denize döküyor veya %80'ini denize döküyor, 20'sini alıyor. Niye? Mecburen sarmak zorunda, o da ona ekmek getirecek. Ama bunu zamanında gerekirse devlet 2 yıl yasaklayacak. Verecek bu adam bunu insanların geçim şeysini. Yasaklayacak. Verecek yani. Şu orada bu denize bir şey kural getirecek. Yani diyecek ki 2 yıl, 3 yıl avcılık yapmayacaksın. Bu nasıl diyor. Açık denizlerde her türlü balık varsa Karadeniz bitti yani artık. Bitmemesi için sen devlet olarak buna bir el atacaksın. Biz burada yani. Diyeyim sana ki böyle, balıkçı ben ne yapayım? Benim başka geçimim yok. Ben çoluk çocuk okutuyorum. Mecbur ben şu kadarcık da olsa tutmak zorundayım. Mecbur. 15 yıl mı önce? 10 yıl önce. Pırak fazlasını demeyelim.
Burada. Önüne bir de önüne gelene ben söyleyeyim. Önüne gelene de böyle sana avlanma belgesi verme. Sorgula onu. Tamam. Doktorun avlanma belgesi var. Doktorun damı var burada. Doktor ya gitsin mesleğini yapsın. Avukatın damı var burada. Gitsin mesleğini yapsın. O da avlanıyor tabii. Tabii. Aynı benim da, kadar aynı haklara sahip. Benim kadar burada söz hakkı var onun da. Üyesi sonuçta buranın. Peki, sen doktorluk yapabiliyor musun? Yok. Tabii belgen var mı? Yok. Olmadığı için yapamıyorum ama ona belgeyi devlet rahatlıkla veriyor. Olmaz. Olmaz. Olmaz ha. Bunlar da özellikle bunları yayınla yani. Şimdi burada örneğin sizin gibi bazı arkadaşlar geliyor. Hiç balıkla alakası olmayan bir arkadaşlar tesadüf geliyor, konuşuyor. Niye dedim ki gerekirse bizden tekneye binip denize gelecek. Konuşuyor, o adam kafasına göre bir röportaj veriyor. Ama biz bunu birebir yaşayan insanız. Biz 7-24 saat, yıl 12 ay şu gördüğün kar, kış, rüzgar, yağmur şu denizdeyiz. Arkadaşlar bizim lokalımız burası. Sabah saat 3'te gel biz buradayız. Şu limanda sayısan 15 kişi çıkmaz burada. Adam yazın gelecek, keyif yapacak, palamut zamanı gelecek, izini alacak, gelecek. Hani bu öyle değil. Şimdi burada bir takım şeylerle beraber bize de mal oluyor bu işler yani. Bir takım kişilerin yaptığı hatalardan dolayı biz de şeye çıktık. Peki, rastgele diyoruz size. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. İnşallah çözülür. İnşallah. Şimdi balıkçılıkta sorun, hepsi sorun. Ne gibi sorun dediniz ama çok sorun var balıkçının. Mesela? Balık yok. Balığın olmamasının sebepleri çok şeyler var. Atıyorum şimdi bu deniz dolgularının olması, kıyı şeridin dolgulu olması, gırgırların boyları büyük, ağların derinlikleri var, boyları var. Bunlar hep bir sorun. Ağ gözleri onlar sorun. Balık yani küçükken tutuluyor. Ondan sonra büyümeye şeyi kalmıyor. Ağların gözü dar olduğu için balık da tutulamıyor. Büyümüyor yani. Balık büyümüyor. Büyümeyince balık yok deniyor işte. Nesil arkadan yavaş yavaş bitiyor. Çözüm ne biliyor musun? Devlet bunu çözecek. Büyük gırgırları finanse edecek. Küçük balıkçıya da ağın gözlerinin belli bir şeye çekecek. Atıyorum 18 milim olacak ağ gözleri diyecek. 18 milimden aşağı av gözü olmayacak ki bu balık biraz türesin yani. Küçük balıkçıyız biz. Balıkta azalma var. Yani randıman yok, düşük. Neden? Aşırı avlanma, bilinçsiz avlanma. Büyük teknelerin işte bilinçsiz avlanmasından dolayı bilhassa bu Karadeniz'de avlanan balık belli zaten. İstavrit, palamut, mezgit. Hamsi. Şimdi büyük tekneler dediğimiz zaman teknolojileri de var içinde. Yani bu kombine bir şey. Karadeniz küçük bir göl gibi diyelim. Yani burada avcılık, balık avlayan tekneler fazla. Kotalar azalmış. Ya bunu araştırmacılar zaten söylüyor. Ya biz de balıkçı olarak şu anda mesela istavrit olması lazım. Mezgit olması lazım. Yok. Eylül 1'de sezon başlıyor büyük tekneler için. Şimdi Nisan 15'te bitecek. Yasağa girecekler. Bir şey olmamasına rağmen hala tekneler bazı büyük balıkçı tekneleri denizde avlanıyor. Tuttukları balık da ince istavrit. Başka da bir şey yok. O da yasak. Ona rağmen avlıyorlar. Yani onlar belki bir şekilde kendini kurtarıyor ama küçük balıkçının durumu daha işler açsın yani. Ya çözüm önerisi şu, millet yasaklara riayet etmesi lazım. Bilinçli avlanması lazım. Çok kişi bilinçli avlanmıyor yani. Devletin bu işe el atması lazım. En başından benim kişisel kanaatim şu. Biz Tarım Bakanlığı'na bağlıyız. Yani balıkçılar Tarım Bakanlığı'ndan yönlendiriliyor. Bana göre yanlış. Bir balıkçılık bakanlığı olması şart benim düşüncem. Mesela geçen buraya Tarım Bakanlığı'ndan yetkililer nezaretinde İspanya'dan
adamlar geldi. Yani bu balıkçılıkla alakalı araştırmak için geldiler. Bu kooperatif bir briefing verdiler burada. Adamların anlattıkları tamamen deftere, kitaba uyan şeyler. Yani nasıl balık avlanıyor, balık tutulan balığın kotasından tutun da hangi limandan boşaltılacağına kadar adamlar hep yazmışlar, yazıyorlar, böyle anlatıyorlar. Biz böyle bir şey yok. Burada yani balık tutulmuş, ne kadar tutulmuş, kimsenin çok fazla bir bilgisi yok. Devletin bu konuda çok araştırması yok. Yani adamların burada verdikleri bilgi bana göre 10 numara. Kooperatifleri kullanıyorlar mesela bakanlıklar. Ona göre bir sistem kurmuşlar. Onu hayata geçirmişler. Gayet de güzel. Yani burada da olsa bence daha iyi olur. Evet, rastgele diyoruz. Denizden geldiniz. Evet, şu anda denizden geldik. Ağları temizliyoruz. Nedir durum? Durum kritik. Yani denizde bir şey yok. Yani bu sene beklediğimiz randımanı alamadık. Neden? Vallahi işte havaların şartından, hava şartlarından, işte yanlış bilinçsiz avlanmadan, işte yok, çevre kirliliği, doğa olayları. Herkes bilinçsiz avlanma diyor. Kime soruyorsak bilinçsiz avlanma, bilinçsiz avlanma ama avlanan da sizsiniz. Biz şimdi küçük balıkçıyız. Bir de bunların küçük büyüğü var. Küçük balıkçı bilinçsiz avlanmıyor mu? Hayır canım. İçinde kurduğumuz mezit dağı kuruyoruz, kıraçağı kuruyoruz, barbonağı kuruyoruz. Bizim göz milimlerimiz 16 milim, 17 milim, 18 milim. Ya küçük balık zaten tutmuyoruz. Ha şimdi ya görüyorsunuz 3-4 kilo mezit var burada. Ya şundan mı denize bizi kurutuyoruz yani? Kalmayınca daha önce kurmuş demek ki. Şimdi yine büyük takımların mesela Troll, Gırgır gibi takımların yani denize karı var, zararı da var, karı da var. Karı millete. Yani zararı... vatandaş balık yiyor. Evet. Ama zararı da denize. Aşırı avlanmadan dolayı yani. Aşırı avlanmadan. Evet, aşırı avlanmadan dolayı. Peki nasıl çözeceksiniz bu sorunu? Vallahi akademisyenler var. Onlar daha iyi bilir bizden. Bizim görüşlerimizi zaten almıyorlar. Biz ne söylesek boş. Dur bir dur. Ben gidiyorum, ben işe gidiyorum işe. Ya. İşe gidiyorum, bırak beni. Balık ben geldim. Ben işe gidiyorum. Lan işe gidiyorum. Bu işe gidiyor. Dur. Ya balıkçı değil misin? Yardıma gelmiş arkadaş, evet, esas balıkçının yanına gidiyoruz. Bakalım. Gemiciler kalkalım, şu yelkeni takalım, şu şurup da yelkeni sırt üstüne yapalım. Bu ne balığı şimdi? Allah burada. Ne var? Barbun. İşte barbun var. Ama numunelik var. Evet arkadaşlar, numunelik barbun. Gördünüz. Ay canım benim. Şimdi... Bu da oynayan balık. Bu ne? Mezgit. Mezgit. Görüyorsunuz mezgit. Gördünüz. Ne güzel. Ama kocaman tekne, balık yok. Evet. Neden? Bunlar tek sebepli değil tabii ki. Bunun bayağı sebepleri var. Birincisi teknolojiye bu balık dayanmaz. Yani bu balığın üremesi bu teknolojiye dayanmaz. Bütün teknolojide şu var şimdi, balık bulucular, cihazlar, sonar radarlar mesela müthiş bir gelişmiş, balık durduğu, kayık durduğu yerde 5 kilometre alanı tarayacak kapasiteye sahip, mekanik güç, son sistem, efendime söyleyeyim ağlar diyelim ki bundan önce 3 tane, 4 tane veya biz boy deriz ona, parça deriz ona. Şimdiki şeylerde 10, 15, 20 olanı bu balık bunu şey yapmaz. Teknoloji müthiş derecede gelişmiş. Kirlilik de, denizlerin dolgusu da hepsi birbirine bağlantılı. Atıklar, evsel atıklar nereye gidiyor? Denize. Denize gidiyor. Deterjan nereye gidiyor? Denize gidiyor. Her neyse denize gidiyor. O yüzden bir tek sebebi değil. Bir yerde de bilinçsiz avlanma da vardı. Ha öneri derseniz, çözüm evet, derseniz balıkçılıkla geçineni devlet bu denizi diyecek ki kardeşim sen bir sene, iki sene bu denize avcılık yasak. Bu balıkçıyı, ekmeğini denizden geçineni
kazananı bir şekilde ya bir yerde istihdam edecek ya katkı sağlayacak, denize bırakacak kendi başına, nadasa derler değil mi? Bırakacak, ondan sonra da fabrikadan ağ sisteminde yasakları denetleyicisini kuracak. Ondan sonra bu deniz biraz kendine gelir. Ama bu gittikçe her zaman daha kötüye gidiyor. Şimdi rastgele diyoruz. Sağ olasın. Ne tuttu bugün? Mezgit barbon. Kaç kilo? 2 kilo barbon, 3-4 kilo mezgit. E bunlar el geçmiyor mu? Ne yapalım? Satarsın 50 liraya kilosunu şimdi. Yok, ne 50 lirası? 12-13 lira. Barbon 20 lira. Lan eti geçti bu. Eti geçti. He. Et kaç lira? Ne bileyim kaç lira? Et 50 milyon 60 milyona vurdu. Peki geçen yılla bu yıl arasındaki fark ne? Her geçen yıl gitgide düşüyor. Neden düşüyor peki? Bilinçsiz avlanma. Ya ben hiç anlamıyorum bu durumu abi. Avlanan sizsiniz, bilinçsiz avlanma diyen sizsiniz. Bizim avlanmamızdan ne olur ki? Büyük motorlar var, gırgırlar, trollar. Esas problem orada değil mi? Evet, devletimiz sağ olsun. Devletin sağ olsun. Evet. O gırgırlar çıktı. Yok, gırgırlar çıktı değil. Ha. Devlet denizin kanunlarını onlara göre düzenliyor. Ha, bir de öyle bir mesele var, evet, değil mi? Peki nasıl çözülecek bu sorunlar? Çözülmez. Niye? İmkanı yok, çözülmez. Çözülmez. İmkanı yok. Böyle yakında kayı da satarsan para da etmezsin. Ne yapalım? Balıkçılık kooperatif denen bir şeyler, bir kurum vardır. He. Balıkçıya, küçük balıkçıya sahip çıkmadığı sürece, büyük balıkçıya yalakalık yaptığı sürece bu böyledir. Bitmez bu. Peki, rastgele diyoruz hemen arkaya. Evet, sorunlar böyle. Bir bakalım arka tarafta. Balıkçı arkadaşımız. Rastgele. Tamam. Ne tuttun? Mezgit. Ne kadar? 3-4 kilo anca var. Var mı? Ya ne zaman çıktın denize? He? Denize ne zaman çıktın sen? Saat kaçta çıktın? Saat 4.30'da çıktım. 4.30'da? He. Saat 8? He. 4 saatte 4 kilo. He. Eve mi getireceksin, satacaksın mı? Satacağız, ne yapalım? Evet, ekmek yiyeceksin. İkinci buz bakıyoruz. İkinci buz bakıyoruz. Peki... Her gün böyle mi bu işte? Yok, bu sene yok. Bu sene yok? Yok. Neden? Yem yok. Yem olmayınca olmaz. Büyük takımlar bitiriyor denizi. Yem olmayınca, evet. Onlar sarayla ne var ne yok haliyle. Bizim bize bir şey bırakmayarak. Siz de mecburen? Mecburen gidiyor, evet. Mecburen gidiyor. 10 parça al kurayarak, 10 parça 4 kilo balık vuruyor, 5 kilo balık vuruyor. Allah Allah. He, yok. Peki. Kolay gelsin. Sağ ol. Değerli izleyiciler, Faros Balıkçı Barınağı'ndayız. Az önce dedik ya, konumuz balıkçılık ama arkadaşlar sucuk. Deniz kenarında sucuk. Sucuk. Niye? Çok enteresan. Evet, çok enteresan. Sabah kahvaltısı olduğu için genelde sucuk. Balıkla sabah kahvaltısı olmuyor. Oluyor tabii ki illa. İlla ki olur arkadaşlarımızın genel ısrar üzerine. Ya şunu şekilde... dağda yap, bayırda yap, deniz kenarında yapma. Arkadaşlar, sizin yüzünüzden yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Hamsinin kaç çeşit yemeği vardır biliyor musunuz? Hamsinin tavası vardır. Hamsinin ızgarası vardır. Evet. Hamsinin buğulaması vardır. Evet. Hamsinin tatlısı yoktur herhalde. Bir de pilavlısı vardır. Hamsinin pilavlısı vardır. Ama Temel'e sormuşlar ki, Ankara'dan bir misafir gelmiş Temel'in yanına. Tabii misafirini ağırlıyor. Sabah kalkıyor. Hamsinin çorbası. Çorbası. Ha. Çorbası olabilir. Hamsinin öğlen kayganası. Hamsinin bilmem nesi bilmem nesi. Artık Temel şeyin misafir canına tek etmiş. Demiş ki, yahu Temel, bu hamsinin kaç çeşit yemeği vardır bir saysana. Az önce dedin ya, evet, tatlısı evet, var mıdır? Temel etmiş böyle, kardeşim demiş, bir. Hamsinin kompostosu. Kompostosu o kadar da değil. Demiş daha sayma. Daha sayma. O kadar da değil yani. O kadar da değil. Peki, afiyet olsun size. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun. Buyuracağız, dur. Tamam, içeri geçeceğiz. İçeri geçeceğiz. Evet değerli izleyiciler, tesadüf dedik ve deniz kenarında sucuk. Sabah kahvaltısı olduğu için herhalde. Evet, tabii ki. Aynen. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun, buyurun. Evet değerli izleyiciler, balıkçılarımızı dinledik. Sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk. Şimdi
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu'ya mikrofonlarımızı uzatacağız. Sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir? Öncelikle balıkçıya bir kimlik kazandırmak lazım. Kimler balıkçı olabilir? Böyle her önüne gelen, her tarım il müdürlüğüne giden bir resim, bir kooperatif belgesi ile beraber 5 dakikada balıkçı olunmuyor. Kusura bakmasın kimse yani. Olunmaması gerektiği düşüncesindeyim. Peki nasıl olacak? Vallahi eğer doktor olunmuyorsa, avukat olunmuyorsa balıkçı da olunmayacak. Onun da bir kriterini olacak. Bunun da uzmanları var. Ha, bu ne demektir? Demek ki altyapımız çok zayıf. Peki nereden kaynaklanıyor bu? Ya vallahi biz şimdi açık konuşayım. 20 yıl önce, 1925 yıl önce Su Ürünleri Genel Müdürlüğü vardı. Kapandı, gitti, oldu, bu öttü. Bu siyasi bir şey. Ben çok ona da girmek istemiyorum ama bugün Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurduk, seviniyoruz. Tamam da niye bir bakanlık kurmuyoruz? Somali ile bugünlerde mesela bir Somali ile bir balıkçılık bir anlaşma yaptık. Balıkçılık Su Bakanlığı gibi bir isim. Yani niye Türkiye yani? Üç tarafı denizli, bir avuç ülkelerin su ürünleriyle ilgili bir bakanlıkları var. Bizim neyimiz var? Çevre Bakanlığımız var, Sağlık Bakanlığımız var, Maliye Bakanlığımız var, Ulaştırma Bakanlığımız var. 8-9 tane sayabilirim. Bu bizim Balıkçılık Bakanlığımız bu yani bizim. 9 tane bakanlığımız. Yok kardeşim böyle olur. Böyle dağınıklık olduğu sürece ben bu işlerin hiçbirine çözüm bulunabileceğine de inanmıyorum. Ben yaklaşık 25 yıldır idarecilik anlamında idarecilik yapıyorum. Kooperatifçiyim, balıkçıyım, 2-3 kuşaktır balıkçıyım. Ama bu şekilde, bu sistemle, bu yolla gidildiği sürece bu işlere çözüm bulunacağına inanmıyorum. Bir defa şurada şu sezlenişte de bulunmak istiyorum. Balıkçı da kendi davasına sahip çıkmıyor. Balıkçı sahip çıkmıyor. Kimler sahip çıkıyor? Gidin bugün balıkçı derneklerine, gidin kooperatiflere, gidin işte bu tip sivil toplum örgütlerine. Hepsine yakın insan başka kurumlardan, ya emekli insanlar, ya emekli farklı kesimlerden. Yani bir de işin erbabı olan kişi kendi işine sahip çıkmıyor. Önemli olan kendi işini bilen insan kendi işine sahip çıkarsa bence sorunları daha kısa zamanda çözer diye düşünüyorum. Onun için de köklü bir değişime ihtiyaç var. Karadeniz balıkçısının tabii son yıllarda sorunu var, sorun yok değil, sorunsuz. Ha sorun her dönem olacak ama önemli olan soruna da çözüm üretmek. Nasıl çözüm üreteceğiz? Önemli olan o bakış açısını bulabilmemiz. Ha bugünkü sistemle, bugünkü yönetim şekliyle, bugünkü mesela kendimi eleştireyim, kendi üst birliğim var benim. Bu tarz bu düşüncelerle biz kooperatifçilikte fazla bir başarıyı elde edemiyoruz. Bunu inkar etmeye gerek yok. Çünkü insanların bakış açısı, insanlar hep bir şey vermeden bir şey almanın peşinde. Bir şey vermeden bir şey almak zor bir şey yani, olmayacak bir şey. Hani şöyle diyeyim, balıkçının tabii kooperatiflere de güveni yok. Neden? Çünkü neden şöyle, ortaya kalıcı bir şey koymuyorsun dedim ya demin. Ya gidiyorsun mesela örneğin ve çok basit bir şey, bir balıkçı barınağını kiralamak istiyorsunuz. Ya kardeşim balıkçı barınağını kiralamak istiyorsunuz, en az 4-5 bakanlıktan, kurumdan şey almak zorundasın. Yani yetki karmaşası var. Aşamıyorsun bunları. Aşamayınca ne yapıyorsun? Kendi üyene, ortağına sağlıklı bir hizmet veremiyorsun. Hizmet veremeyince ne oluyor? İnsanlar sana güveni kalmıyor tabii. Güveni kalmıyor. Güveni kalmayınca da maalesef başarılı olamıyorsun. Sen ne kadar fedakarlık yapmaya çalışsan da yani sadece bugün kooperatifler, birer tabela kooperatifi, birer işte resmi kurumlarda, resmi dairelerde bir temsil yetkisine sahipsin. Asıl amacı belki kooperatiflerin almak,
satmak, üretmek, pazarlamak, kendi üreticisine o şekilde daha faydalı bir şekilde yani yardımcı olmak. Fakat yani dedim ya, çok fazla bir güven yok yani şeyine, balıkçıda. Yani bizim kurumumuz olarak balıkçıda çok kendi kurumlarına karşı da, bir de sahip çıkmak yok. Sadece diyorum ya, böyle menfaatsel, menfaatin varsa sana geliyor, menfaati yoksa kesinlikle senin yanına gelmiyor. Güven eksikliği. Güven eksikliği bence yani. Dediğim gibi barınma yerinde balıkçı barınaklarıyla başlı başınca Türkiye'nin de tüm balıkçılarının sorunu. Yani barınaklar konusunda gerçekten çok büyük bir yetki karmaşamız var. Barınma konusunda, barınma anlamında çok sıkıntılıyız. Dediğim gibi kimler profesyonel balıkçı, kimler amatör balıkçı belli değil. Amatör balıkçı amatör belgesiyle beraber amatör balıkçılık yapması gereken şartlarda, koşullarda yapmıyor. Bir de bakıyorsun örneğin bir palamut sezonunda bütün amatör balıkçılar ağ kuruyor. Ya ben mesela, ben şahsım da amatör balıkçıya karşı bir insan değilim ama ya bunun bir kriteri var. Amatör balıkçı neler yapması gerekir? Nasıl avlanması gerekir? Profesyonel balıkçı ne yapması gerekir? Nasıl avlanması gerekir? Yani kurumlarla karmaşa var. Yani dediğim gibi 7-8 tane kurumla beraber çalışıyorsun. Böyle olmaz yani. Bir kurumu aşıyorsun, öbür kurumu aşabilmek için aradan bir yıl geçiyor. Zor. Zor. Yani bunun için de en kısa zamanda balıkçılıkla ilgili, yani tamam genel müdürlüğümüz var, evet çok da güzel çalışıyor. Ama neden bir bakanlığımız yok? Yani bırakın artık su, çevre bakanlığında, kooperatif gümrük bakanlığında, ya tamam da bunun maliye var ki, yani bu yetki karmaşası bizi yordu yani. Bir çözüm üretemiyoruz bu işte. Yetki verecekler bence. Tarım müdürlükleri var. Yetki verecekler. Kooperatiflere yetki verecekler. Yetkisiz yetkiliyiz biz yani. Şimdi mesela örneğin diyor ki bir vatandaş geliyor bana, bana bir belge verir misin? Diyorum ki evet vereyim belge. Gelen arkadaşın isteği üzerine bu belge kendisine verilmiştir. Gidiyor tarım il müdürlüklerine, herhangi bir tarım il müdürlüğüne, tarım il müdürü diyor. Hayır. Geçimini balıkçılıkla yaptığını beyan edeceksin. Ben sizin geçiminizi balıkçılıkla beyan ettiğinizi bilmiyorum ki. Nasıl yerim sizi? Siz vatandaş ama elinizde bir de o kadar karmaşık bir durum var ki şöyle izah edeyim. Örneğin siz öğretmensiniz. Öğretmen olarak ama ben sizin öğretmen olduğunuzu bilmiyorum. Geliyorsunuz bana diyorsunuz ki veyahut da siz gidiyorsunuz Tarım İl Müdürlüğü'ne istenilen belgeleri veriyorsunuz. İlk defa olduğu için bir sarı kağıdı alabiliyorsunuz. Profesyonel avlanma belgesi. O zaman ondan kooperatif belgesi istenmiyor. Gidiyor belgeyi çıkartıyor. Belgeyi çıkardıktan sonra vize için gittiğinde diyor ki kooperatiften belge al. Geliyor bana diyorum buyurun efendim. Diyor ki diyorum ne iş yapıyorsunuz? Benim asıl işim öğretmenlik ama diyor balıkçılık belgesi almak istiyorum. Ben de diyorum kusura bakma veremem. Ama nasıl veremezsin diyor. Benim elimde belge var. O zaman diyor belgesini ibraz ettiği zaman vermek zorundasın. Ben yani olmayan, balıkçı olmayan insana elindeki belgeyi ibraz ettiği için geçimini balıkçılıkla yaptığını beyan ediyorum diye altına imza atıyorum. Böyle bir yetki olmaz. Böyle bir yetki karmaşası olmaz. Böyle bir saçmalık olmaz yani. Çözüm bakanlıktan mı geçiyor? Çözüm. Kesinlikle bu işin. Tabii ki bakanlığı olacak. Kesinlikle bir tarım. Yani bir avuç ülkelerin tarım bakanlıkları var. Somali nedir? Açlıktan ölüyor. Tarım bakanlığı var. Balıkçılık bakanlığı var. Tarım bakanlığı diyor. Her yerin var yani. Neden bizim yok ya? Sıkıntı ne? Evet değerli izleyiciler. Trabzon'da Taroz Balıkçı Barınağı'ndaydık. Balıkçılarla ve kooperatif başkanıyla balıkçıları ve balıkçıların sorunlarını konuşmaya çalıştık. Karadeniz'de neden balık yok? Nedenleri, eksilmesinin nedenleri ve çözüm önerilerini konuştuk. 15 gün sonra yine bu saatte görüşmek dileğiyle diyoruz.
Sağlıkla kalın. Ve size de rast geliyor. Teşekkür ederim. Sağ olun.